Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, değerli halkımız. Sabahtan bu yana çok gergin bir bütçe geçiriyoruz maalesef. Üzülerek söylüyorum. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. En çok İçişleri Bakanı'nın kullandığı cümle hem bütçe komisyonunda hem buradaki pratiğimizde yalan söylüyorsunuz. Genellikle bunu söylüyor ve kendisiyle ilgili suçlamalar hakkında o kadar somut bilgi, veri ve delil var ki bunları kapatmak için sürekli bir şekilde sözlerimize kamuoyunda da yalan söylüyor. Muhtemelen bir tik haline geldi. Herhalde sokakta yürürken de yalan söylüyorsun diye bağırıyordur. Bu benim gözlemim. Hakikaten kendisi aksine bu konuda yalan atma konusunda bence bir rekor kırıyor. Çünkü somut delillerle ortaya koyuyoruz. Ve psikolojide buna bilimsel söylüyorum, yansıtma hastalığı diye bir hastalık varmış. Kişinin kendisinde olan düşünceleri ya da davranışları karşı tarafta varmış gibi gösterme hastalığı. Bu bilim bu hastalığın genellikle narsistlik, kişilik bozukluğu taşıyan insanlarda görüldüğünü söylüyor. Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Şimdi bu aynı zamanda geçmişteki sözlerinin de aksini söyleme gibi bir maalesef tutumu var. At üstünde durmayı beceremeyen başbakan, paçalarından yolsuzluk akıyor. Boyam döküldü. Başbakan rantın babasını getirdi. Kendisini padişah olarak görüyor. Bunları Erdoğan hakkında kim dedi biliyor musunuz? Süleyman Soylu. Ve sonunda 7 Haziran öncesi Allah şahittir ki bütün bedenim kan gölüne dönse de Erdoğan'dan ayrılmayacağım dedi. Evet, ve Süleyman Soylu kıpkırmızı plakayı da aldı, kendisini ayakta alkışla diyor. Bir kere şunu unutmasın bakan, Kürt sorunu son 40 yılda sadece 8 başbakan 13 hükümet devirdi. Kürt sorunu 32 İçişleri Bakanı devirdi. Kendisi de 33. olacak ve bunun hesabını verecek. Yani bu konuda hiçbir kuşkunuz olmasın. Ve şimdi gelelim şeye, kumpas bakanı kendisi. Niye kumpas bakanı? 2 bütçedir. Her bütçede bir milletvekilimizin üzerine hakkında iftira atıyor. Geçen bütçede yeni bir şey açıklayacağım. Flash reklamlar verdi televizyonda. Ağrı milletvekilimiz hakkında asılsız bir iddiada bulundu. Bir kere milletvekilini hedef göstermek asılsız yere en büyük suçtur. Sözlerinizi tamamlayın. Bugün İçişleri Bakanı bütçesi olduğu belli. Ne yapmış? Kendi emrindeki kolluğa talimat vermiş. Silopi'de gözaltı operasyonu yapmış. Şimdi vekilimiz açıklayacak zaten. Saruhan Başkan da açıklayacak. Ve burada suçlu ilan etti. Ya ayıptır ya. Ayıptır, ayıp. Bir milletvekiline böyle bir iftira atamazsınız. Ben sabah söyledim. Dedim ki her şey sizin emrinizde. Siz gözaltı da yaparsınız. Sahte tutanak da tutturursunuz. Sahte tanık da bulursunuz. Ve bunun dosyasını oluşturursunuz. Kumpas bakanı dediğim tam da bu. Yani dün akşam gözaltı olması, bugün İçişleri Bakanı'nın bunu anlatması tesadüf mü? Asla değil. Sabah ben buradan giderken bana dedi ki başınızı öne eğeceksiniz dedi akşam açıklayınca. Ben hiçbir şey Teşekkür ediyorum Sayın Beştaş. Tamamdır. Sayın Beştaş, içeride anlaştığımız gibi ama. Oldu. İçeride anlaştığımız gibi. Son bir dakika açıyorum. Açın mikrofonu. Ya şimdi şöyle, bizim her tarafta başımız açık, alnımız dik. Toplumun karşısındayız. Kendisinin başını eğmesi için ne olması gerekiyor? Ya uyuşturucu mu dersiniz? Yolsuzluk mu dersiniz? Hırsızlık mı dersiniz? Mafya ile iltisak mı dersiniz? Başını eğmesini bütün toplum bekliyor ama kendisi inatla direniyor. Biz onun başının eğilmesini bekliyoruz ve hesabını vermesini bekliyoruz. Onurumuzun zekatı ona birkaç ömür yeter. Bu ona dert olsun dert.
Biz asla başımızı eğmeyiz, eğdirmeyiz. Ve hakikaten mafyanın dönüş bileti olduğu konusunda bir açıklama yapmadı. Elimizde veriler var ve yalan attığı kesin mahkeme kararıyla ispatlı. Abdi Aykut için, herkes için terörü diyor. Sayın Beştaş, süreniz tamamlandı. Sayın Beştaş, süreniz tamamlandı. Bu durum ülkenin çoklu krizleri yaşadığı ama aşamadığı bir dönemdir. Yaşanan çoklu krizlerin arkasında ise 100 yıldır çözülemeyen Kürt meselesi var. Bu hakikati görmemek bizzat Kürt meselesindeki dar ufkun uzantısıdır. Kürt meselesinin tüm toplum açısından yıpratıcı bir mesele haline geldiği açıktır. Bugün ağır bir faturaya dönen ekonomik krizin altında binlerce insanın yoksullaşmasının, yüz binlerce esnafın kepenk kapatmasının, darbelerin altında Kürt meselesi vardır. Kimse meseleyi oraya buraya çekmesin. Gelinen aşamada İrlanda, Bas, Katalan ve Filistin gibi siyasi sorunlar zamanında demokratik yollarla çözüme kavuşturulamadığı için nasıl ki her iki tarafta ağır tahribatlar yarattıysa Kürt meselesi de aynı şekilde çözüme kavuşamadığı için yıllardır büyük tahribatlara neden oluyor, olmaya devam ediyor. Kürtler savaşla bu iş olmaz dedikçe siz savaşı derinleştirdiniz. Bilanço ortada. Her açıdan krize giren bir devlet, tüm sınırlarda Kürtlerle savaşan bir devlet, Kürtler dışında herkesle konuşan bir devlet, Kürt düşmanlığı üzerinden herkesle anlaşan bir devlet, herkesin Kürt düşmanlığını kullanarak istediğini yaptırdığı bir devlet var karşımızda. Değerli arkadaşlar, Kürt meselesini çözmemek için yıllardır kullanılan geleneksel devlet retoriği bölücülüktür. Şunu belirtmek gerekiyor. Kürtleri bölücülükle suçlamak büyük bir manipülasyon, büyük bir yalandır. Kürt halkının demokratik mücadelesinde bölücülük arayan akıl, savaşı derinleştiren ve Kürt-Türk çatışmasını isteyen akıldır. Eğer bölücülük arıyorsanız bizim demokratik ve insani hak arayışımıza değil, bu zihniyeti aramalısınız. Evet, evet, ortak yaşamı istemeyen ve hakların boğazlaşmasını isteyen kesimler her zaman oldu. Irkçı güruhların Kürt halkının üzerine nasıl salındığını gördük. Daha yakın zaman önce Konya'da yapılan katliamın arka planında hangi senaryonun olduğunu biliyoruz. İzmir HDP il binasını gündüz ortası basarak Deniz Poyraz'ı katleden zihniyetin hangi kaosun beklentisi içinde olduğunu çok iyi biliyoruz. Kürtler defalarca ayrılıktan yana olmadıklarını ama mevcut sistemle de yaşanamayacağını söylüyor, tanınmak ve haklarını almak istiyor. Dilini özgürce konuşmak ve çocuklarına öğretmek istiyor. Kürt halkı artık et ve tırnak gibi değil, evrensel hukuk ölçüleriyle güvence altına alınmış eşit ve özgür yurttaşlar olarak demokratik bir cumhuriyetin çatısı altında yaşamak istiyor. İktidarlar değişse de aklın yolu birdir, akıl dışılığın yolu da birdir. Akıl bizi demokratik topluma, akıl dışılık ise bizi faşizme ve çöküşe götürür. Kürt halkı şimdiye kadar ne İskender'in, ne Sezar'ın, ne Saddam'ın, ne Esad'ın, ne de evrenin kölesi oldu. Bu saatten sonra da kimsenin kölesi olmayacak.